Evet sevgili gençler, şimdiki dersimiz hidrokarbonlar. Nedir hidrokarbon? İsminden de anlaşılacağı gibi yapısında sadece karbon ve hidrojen atomu içeren bileşiklere biz hidrokarbon diyoruz. Hidrokarbonlara geçmeden önce karbon atomunun yapısını isterseniz tekrar yakından bir tanıyalım. Karbon atomunun çekirdeğinde 6 tane proton var. Nötr haldeki karbon atomunun çekirdek çevresinde o zaman 6 tane de ne vardır? Elektron vardır, değil mi arkadaşlar? Bu elektronların dağılımı nasıldır? Bu elektronların dağılımı birinci enerji düzeyindeki s orbitalinde 2, ikinci enerji düzeyindeki s orbitalinde yine 2, ikinci enerji düzeyindeki p orbitalinde de yine 2 tane elektron vardır. Bu elektron dağılımını biz şu şekilde de gösterebiliriz. Birinci enerji düzeyindeki s orbitalinde yine 2, ikinci enerji düzeyindeki s orbitalinde yine 2, ikinci enerji düzeyindeki p orbitalinde de yine 2 tane elektron şeklinde gösterebiliriz. Bu elektronik dağılıma bakıldığı zaman karbonun 2 tane yarı dolu orbitali var. Karbon atomu 2 tane kovalent bağ yapar gibi düşünülebilir. Fakat biz biliyoruz ki karbon atomu bileşiklerinde 4 tane kovalent bağ yapıyor. 4 kovalent bağ yapabilmesi için 2s orbitalindeki elektronun bir tanesini ikinci enerji düzeyindeki p orbitaline yolluyor ve yarı dolu orbital sayısı 4'e çıkıyor ve 4 tane kovalent bağ yapacak şekle geliyor. Fakat bu orbitallerin enerjileri özdeş değildir. Yapılan deneyler karbon ile hidrojenin yapmış olduğu metan bileşiğinde bu 4 tane kovalent bağın birbirine özdeş olduğu görülmüştür. Bu durum şu şekilde açıklanıyor. Karbon atomunun 2s orbitali ile 2p'deki orbitaller yeniden harmanlanarak, kaynaşarak, yeniden düzenlenerek 4 tane sp3 hibrit orbitallerini oluşturuyor. Yani bu 4 tane orbitalden yeni 4 tane birbirine özdeş sp3 hibrit orbitali meydana geliyor. Niçin sp3 diyoruz? Çünkü bir tane s ile 3 tane p orbitali hibritleşmeye katıldığından dolayı sp3 hibrit orbitali diyoruz ve şekliyle gösteriyoruz. Bakın burada artık 2s ve 2p orbitalleri yok. Birbirine özdeş 4 tane sp3 hibrit orbitalleri var. Neydi hibritleşme? Bir hatırlayalım. Farklı enerji düzeylerine sahip orbitallerin birbirleriyle etkileşerek birbirlerine özdeş aynı enerjili orbitallere dönüşmesi olayına biz ne diyorduk? Hibritleşme diyorduk. İsterseniz bunu bir de şekil üzerinde ben size göstereyim. Karbonun temel haldeki elektronik dağılımı nasıldı? 1s kare, 2s kare ve 2p üzeri 2 idi. Karbonun 4 bağ yapabilmesi için 2s'deki elektronlarından bir tanesini nereye gönderiyordu? P orbitallerine gönderiyordu ve böylelikle 4 tane yarı dolu orbitali oluyordu ve 4 bağ yapabilecek duruma geliyordu. Bu elektronlar hangi orbitallerde? 2s orbitalinde bir tane ve 2p orbitallerinde de toplam 3 tane elektron var. Şimdi ben şekilde sizlere bu orbitalleri göstereyim arkadaşlar. Buradaki şekilde şu görmüş olduğumuz yeşil hacimli bölge karbonun 1s orbitali ve içerisinde 2 tane elektron var. Onu da içerisine alan ondan daha büyük şu saydam olan bölge ise karbonun 2s orbitali. Diğer sarı olanlar ise karbonun px orbitali, py orbitali ve pz orbitali. Şimdi uyarılmış karbon atomunda 2s'de kaç tane elektron var? Bir tane elektron var. Bakın şu elektronu 2s'deki bir elektron. Diğer şu 3 elektronlar da
P orbitallerindeki bu göstermiş olduğum elektronlar. Karbon atomu hibritleşmeye uğradıktan sonra ne oluyordu? Bu 2S ve 2P'deki orbitaller yok oluyordu. Yerine yeni hibrit orbitalleri meydana geliyordu. Bakın burada da karbonun hibritleşmiş hali gözüküyor. Burada şu 2S orbitali yok. Yine P orbitalleri de yok. Onun yerine ne var? SP küp 4 tane SP küp yeni hibrit orbitali var. Bunu bu şekil üzerinde de görmemiz mümkün. Şimdi bir de animasyonla bunu görelim hep birlikte. Evet, karbon atomu hibritleşmeye uğradı ve birbirine özdeş 4 tane SP3 yeni hibrit orbitalleri meydana geldi. Karbon ve hidrojenden meydana gelen metan molekülünün nasıl meydana geldiğini incelersek, karbon atomunun 4 tane yarı dolu orbitali var. Hidrojen atomunun da yine bir tane yarı dolu orbitali vardır. Karbon atomundaki özdeş SP3 hibrit orbitallerinin her biri bir tane hidrojen atomunun S orbitali ile uç uca örtüşerek karbon hidrojen özdeş kovalent bağlarını meydana getirir. Bu kovalent bağlar birbirine özdeştir ve metan molekülü meydana gelir. Evet sevgili öğrenciler, karbon atomu her zaman SP3 hibritleşmesi yapmaz. Eten molekülünde karbon atomları arasında çift bağ vardır ve bu bağlar birbirine özdeş değildir. Bu moleküldeki karbon atomlarının SP2 hibritleşmesi yaptığı kabul edilir. Nasıl meydana geliyor SP2? İsminden de anlaşılacağı gibi bir tane S orbitali ile iki tane P orbitali hibritleşmeye katılmış oluyor. Yani şuradaki S ile 2PX ve 2PY orbitalleri hibritleşmeye katılıyor ve 3 tane birbirine özdeş SP2 hibrit orbitalleri meydana geliyor. Bir tane P orbitali ise hibritleşmeye katılmıyor. Şimdi bu hibritleşme olayında yine ben size şekil üzerinde göstereyim. Uyarılmış haldeki karbon atomunun elektronik dağılımı ve buradaki şekil onu gösteriyor. Bu ise hibritleşme yapmış, SP2 hibritleşme yapmış karbon atomunun elektronik dağılımı ve buradaki şekilde bunu gösteriyor. Arkadaşlar, SP hibrit orbitallerinin uzaydaki dağılımları bu şekildeydi. Bunlardan ben size bahsetmeyeceğim. Bunları 11. sınıfta gördünüz. Şimdi bu şekildeki şu sarı olan bölgeler PX orbitalini, şunlar ise, şu bölgeler ise PY orbitalini, şu bölgeler ise PZ orbitallerini göstermektedir. Şimdi hibritleşmeye uğrayan karbon atomunda S orbitali ile ikinci enerji düzeyindeki S orbitali ile ikinci enerji düzeyindeki PX ve PY orbitalleri yeniden düzenlenerek SP2 3 tane hibrit orbitalini meydana getirecek. Bakın burada 2S orbitali yok. 2PX, 2PY orbitali de yok. 2 PZ orbitali var. O hibritleşmeye katılmamış. Ve 3 tane SP2 birbirine özdeş hibrit orbitalleri meydana gelmiş.
Şimdi bunu da animasyon halinde bir seyredelim. Evet, 2s orbitali ve 2px, 2py orbitalleri kendi arasında düzenlenerek 3 tane sp2 hibrit orbitallerini meydana getirdi ve 2pz hibrit orbitali hibritleşmeye katılmadı. Şimdi eten molekülünün meydana gelişini yine animasyon şeklinde seyredelim. Evet arkadaşlar, bakın burada gördüğünüz gibi iki tane karbon atomu var. İkisi de sp kare hibritleşmesi yapmış. Her ikisinin de 3 tane sp kare hibrit orbitali var. Karbon atomlarının yapmış olduğu sp kare hibrit orbitallerinden bir tanesi diğer karbonun sp kare hibrit orbitali ile uç uca örtüşecek ve karbon karbon bağını meydana getirecek. Diğer iki tane sp kare hibrit orbitalleri de hidrojen atomlarının s orbitaliyle uç uca örtüşerek karbon hidrojen bağını meydana getirecek. Hibritleşmeye katılmayan pz orbitalleri ise yandan birbiriyle örtüşerek ikinci karbon karbon kovalent bağını meydana getirecek. Arkadaşlar, hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinin yandan örtüşerek meydana getirdikleri bağı biz pi bağı diyoruz. Diğer bağlara ise sima bağı diyoruz. Bu bağların oluşumunu hep birlikte görelim. Eten molekülündeki karbon atomları arasındaki çift bağın bir tanesi pi bağı, diğer üç tanesi ise sima bağıdır. Aynı durum diğer karbon atomu için de geçerlidir. Bir tanesi pi bağı, diğer üç tanesi sima bağıdır. Benzer şekilde etin molekülünde de karbon atomları arasında üçlü bağ vardır. Ve buradaki karbon atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. Sp hibritleşmesi yapabilmesi için karbon atomunun bir tane s orbitali ile bir tane p orbitali, yani ikinci enerji düzeyindeki s orbitali ile ikinci enerji düzeyindeki p orbitallerinden bir tanesi kendi aralarında yeniden düzenlenerek iki tane sp hibrit orbitali meydana getirmiştir. Diğer p orbitalleri ise hibritleşmeye katılmamıştır. Diğer hibritleşme türleri gibi bu hibritleşme türünün de etin molekülünün de meydana gelişini animasyon şeklinde seyredelim. Karbon atomu hibritleşmeye uğradı. İkinci enerji düzeyindeki s orbitali gitti. Yine p orbitallerinden de bir tanesi gitti. İki tane sp hibrit orbitali meydana geldi. Diğer p orbitalleri ise, bakın p orbitalleri ise hibritleşmeye katılmadı. Etin molekülünün meydana gelişi. Bakın burada iki tane karbon atomu, ikisi de sp hibritleşmesi yapmış ve her ikisinin de ikişer tane p orbitalleri hibritleşmeye katılmamış. Hibritleşmeye katılmayan bu p orbitalleri yandan örtüşerek iki tane pi bağını meydana getirecektir.
Hibrit orbitalleri ise bir tanesi karbon atomlarının kendi arasında birleşerek sima bağını meydana getirecek. Diğer hibrit orbitalleri de hidrojen atomlarıyla birleşecek. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir özetlersek, karbon atomları kendi arasında tekli bağ yapabiliyor, çiftli bağ yapabiliyor ve üçlü bağ yapabiliyor. Karbon atomunun yapmış olduğu 4 bağdan bir tanesi çift bağ ise bu bağlardan bir tanesi pi bağı, bir tanesi sima bağıdır. Yapmış olduğu 4 bağdan bir tanesi üçlü bağ, bir tanesi tekli bağ ise üçlü bağdan iki tanesi pi bağı, bir tanesi sima bağıdır. Sima bağlarını bu sembolle, pi bağlarını da bu sembolle gösteriyoruz. Eğer karbon atomunun yaptığı 4 bağın iki tanesi pi bağı ise o karbon atomu nasıl hibritleşme yapıyordu arkadaşlar? SP hibritleşmesi yapıyordu değil mi? Evet, 4 bağdan 2 tanesi pi bağı ise karbon atomunun yapmış olduğu hibritleşme SP türü hibritleşmeydi. Eğer karbon atomunun yaptığı 4 bağ içerisinde bir tane pi bağı varsa o zaman o karbon atomu da SP kare hibritleşmesi yapıyordu. Evet, bu karbon atomları SP kare hibritleşmesi yapmış. 4 bağ içerisinde hiç pi bağı yoksa o zaman o karbon atomları da SP3 hibritleşmesi yapmış diyorduk. Karbon atomuyla ilgili şimdilik öğrenmemiz gereken bunlar. Hidrokarbonlar konusuna geçebiliriz. Neydi hidrokarbon? Dersimizin başında da söylediğimiz gibi sadece karbon ve hidrojenden meydana gelen bileşiklere biz hidrokarbonlar diyorduk. Hidrokarbonlar iki kısımda incelenir. Bunlar alifatik hidrokarbon ve aromatik hidrokarbonlardır. Alifatik hidrokarbonlar düz zincirli veya halkalı yapıda olabilir. Hocam ne demek düz zincir veya halkalı yapı? Bunu ilerleyen dakikalarda, ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Alifatik hidrokarbonlar aynı zamanda doymuş ve doymamış olarak iki kısma ayrılır. Doymuş olanlara biz halkanlar diyoruz. Doymamış olanlara ise alkenler ve alkinler diyoruz. Alkanlara aynı zamanda etkinliği düşük anlamına gelen parafin de denir. Ne demek etkinliği düşük? Derişik sülfürik asit, sıcak nitrik asit, güçlü bir yükseltgen olan potasyum permanganat ve sıcak sodyum hidroksit gibi çözeltiler alkanlara etki etmezler. Kimyasal etkilere karşı duyarlılıkları azdır. Alkanlar sadece yükseltgenme ve yer değiştirme reaksiyonları verir. Alkenlere de yağ yapıcı anlamında olefinler denir. Alkenlerin halojenlerle verdikleri tepkimeler sonucu oluşan ürünler yağlı görünüme sahiptir. Bundan dolayı olefinler deniliyor. Alkinlere de asetilenler deniliyor. Yine asetilen organik kimya için önemli bir bileşiktir ve alkin grubuna dahildir. Bundan dolayı alkinlere de asetilenler deniliyor. Aromatik hidrokarbonlara ise benzen yapılı bileşikler deniliyor. Yine benzeni, asetileni, olefenleri, parafinleri bu bileşiklerin yapılarını şimdi ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.
Evet, alkanlar. Alkanlar genel formülleri CnH2n artı 2'dir. Bu bileşiklere doymuş hidrokarbonlar da deniliyor. Doymuş hidrokarbonlarda karbon atomları arasında sadece tek bağ vardır ve karbon atomları SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Organik kimyayı iyi öğrenebilmemiz için alkanların ilk 10 üyesinin formüllerini ve isimlerini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. İlk üyeleri metan gazıdır ve kimyasal formülü CH4, ismi de metan. Genel formülleri CnH2n artı 2 demiştik. Burada karbon, yani N 1 olduğu zaman hidrojende 2 kere 1 2, 2 daha 4, H'da 4 oluyor. İlk üyeleri metan, ikinci üyeleri 2 karbonlu. O zaman hidrojen kaç olur? 2 kere 2 4, 2 daha 6. C2H6 ikinci üyeleri ve onun adı da etandır. Üçüncü üye C3H8'dir ve ismi propandır. Dördüncü üye de C4H10 ve ismi bütandır. Arkadaşlar, alkanların ilk 4 üyesi oda şartlarında gaz halinde bulunurlar. Beşinci üye ise C5H12 ve ismi pentandır. Altıncı üye C6H14, 6 kere 2 12, 2 daha 14, ismi heksandır. 7 heptan, 8 karbonlu olan oktan, 9 karbonlu olan nonan, 10 karbonlu olan da dekandır. Bunların isimlerini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu isimlerden diğer organik bileşiklerin de isimlerini türeteceğiz. Aynı zamanda organik bileşiklere isim verirken genelde bunları kullanacağız ve bunlardan türeyen isimleri kullanacağız. Bundan dolayı bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. İlk 4 üyenin adı özeldir. İlk 4 üyenin adı özeldir. Bundan sonraki üyelerin ismi ise rakamların Latince karşılıklarından türemektedir. Şimdi bir de açık formüllerini görelim. İlk üye metan ve açık formülünde bir tane karbon var ve bu karbon atomuna 4 tane hidrojen atomu bağlanmış durumda. Organik kimyada en önemli bilgilerden bir tanesi, bizim bilmemiz gereken en önemli bilgilerden bir tanesi karbon atomunun 4 bağ yapması. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız arkadaşlar. İsmimiz neyse, ismimizi nasıl unutmuyorsak, karbonun da daima 4 bağ yapacağını hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. İkinci üye etan ve 2 karbonlu. Bunun da açık formülünü yazarken 2 tane karbonu yan yana yazıyoruz. Sonra karbonları 4 bağ yapacak şekilde hidrojenle doyuruyoruz. Propanın açık formülünü yazarken de yine 3 tane karbon atomunu yan yana yazıyoruz ve karbon atomları 4 bağ yapacak şekilde hidrojenle doyuruyoruz. Evet, bakın karbon atomları 1, 2, 3, 4 bu karbon atomu için. Yine bu karbon atomu için de 1, 2, 3, 4. Bu karbon atomu için de 1, 2, 3, 4. Hepsi de 4 bağ yapmış durumda. Diğer üye bütan 4 karbonlu. Bunu da 4 tane karbonu yazalım. Ve ondan sonra hidrojenlerle ne yapacağım? Doyuracağım. Ve bu şekilde alkanların açık zincirli formüllerini yazmam mümkün. Bu şekildeki olan formüllere biz ne diyormuşuz? Açık zincirli formül diyormuşuz. Alkanlar halkalı yapıda ve açık zincirli yapıda olabilir demiştik. Açık zincir demek, bu göstermiş olduğum şekildeki yapılara açık zincirli yapı deniliyor. Halkalı yapıyı da ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Sevgili öğrenciler, videoyu burada bitirelim. Çünkü biraz uzun olacak devam edersek. Takip eden videolarda dersimize devam edeceğiz. Lütfen yediğiniz çikolataların
ambalajlarını, içtiğiniz meyve sularının kutularını, sınıflardaki çöp sepetlerini atmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.